Teşekkür ederim Sayın Başkan. Biraz Emrah Bey'in konuşmalarına cevap verip ondan sonra başlayayım. Madem kendisi rica etti, çıktı. Burada işte Geçitköy Barajı'na yapılan yatırımı, kaçak yapılmış pandemi hastanesini, ihaleleri Türkiye'de açılmış köy yollarını örnek vererek, bunların hepsi sanki bize bir hibeymiş gibi ifade ederek, Kıbrıslı Türklerin hanesine borç olarak yazılan bazı yatırımları, 2010'da İrsen Bey'in imzalamış olduğu ve bugün boruların dahi parasını faturalarımız aracılığıyla ödediğimiz ve kendi yeraltı sularımızı satın alır duruma geldiğimiz su projesini bir lütuf olarak aktardı. Bu ülkedeki insanların hakları ve iradesinin gasp edilmesiyle ilgili bir dahilisi olmayan bir partinin mensubu olarak zaten bunun üzerinden bir şükran edebiyatı yapması şaşırtıcı değil. Kıbrıslı Türkler anlam planına evet dedikleri için bugüne kadar Avrupa Birliği üzerinden Kıbrıslı Türk toplumunun inkişafı için ayrılmış para 2006'dan bu yana 600 milyon euroyu da geçmiştir. İsterseniz bir kıyaslayın. Bugünkü kurdan bir 600 milyon euroyu çarpın. Yani maalesef adadaki siyasi sorun çözümsüz olduğu için Türkiye ile kurduğumuz bağımlılık ilişkileri sürekli olarak bize sanki bir şey lütfedilirmiş gibi aktarılıyor. Ve bu toplumun ihtiyacı olmayan meseleler bize yukarıdan bütün başka sorunlarımız göz ardı edilerek, bypass edilerek getiriliyor ve külliye gibi dayatılıyor. Külliyeyi bir park olarak sunmak burada Emrah Bey. Enteresan, belli ki savunamıyorsunuz çünkü şu anda toplumun ihtiyacı olmayan bir projeyi ve parka niye karşı çıkıyorsunuz diyorsunuz. Dünyanın neresinde ağaçlar sökülerek bir park yapılmış? Veya eğer bir yeşil alan yaratma derdi varsaydı niye kuru Mesarya Ovası'nın içinde insanların yararlanabileceği bir ağaçlandırma faaliyetiyle beraber bu küresel iklim krizi koşullarında ağaçlandırma da çok önemliyken ve ormanlarımız sürekli yanarken ve siz aslında bunları konuşmayalım diye her şeyi bir milliyetçi hamasetin içerisine boğarak ve sıraya girmiş bakanlarınız işte anavatanın Kıbrıs Türklerine verdiği değerin göstergesi demiş Ziya Bey. Prestij demiş Olgun Bey. KKTC'nin ihtiyacı demiş Dursun Oğuz Bey. Şükran demiş aynı zamanda Beyaz Eve'de çağrılmış olan İzlem Hanım. Devletin sembolü demiş emirname ortadan kaldırarak İskele bölgesinde Palas Pandres bir takım vizeler çıkartmak için adım atmış olan Fikri Bey. İki ayrı devlet göstergesi demiş Ünal Üstel Bey. Jet skandalı raporuyla ilgili herhangi bir şey söylemeyen Ünal Üstel Bey. Madem ki iki ayrı devlet teziniz vardır, külliyeye mi ihtiyacınız vardı zaten devlet olduğunuzu ispatlamak için? Onu da geçtim. Kıbrıslı Türkleri heyecanlandırmış demiş Oğuzhan Bey. Heyecanlanan bir Kıbrıslı Türk görmedim ama sinirlenen çok Kıbrıslı Türk gördüm. Günde 3 kadının şiddete maruz kaldığı için polise başvurduğu, haftada 2 çocuğun istismar edildiği, yoksullaşmanın derinleştiği, mülksüzleşmenin tavan yaptığı bir ülkede 2 milyar 500 milyon küsur sırf Türkiye'de yapılan işlerin buradaki bir uzantısı olarak yandaş firmalara para aktarımı için yapılan bir proje. Bakın meseleyi doğru yerden tartışalım. Çünkü ülkede yarattığınız tahribatı, yoksullaşmayı, hukuk ihlalini, anayasa ihlalini, Kıptek'te yapılan yolsuzlukları konuşmayalım diye ayaklarımızın içine sürekli böyle bir top atıp bizi bunlarla meşgul etmeye çalışıyorsunuz. Doğrudan siyaset bilimi üzerinden söyleyeceğim size. Çünkü meselenin özü budur. Şimdi tarihte saraylar, cumhuriyetler ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren azalır. Saray ve cumhuriyet rejimleri arasında bir asimetri vardır. Saraylarda kimler oturur? Krallar, padişahlar oturur. Cumhuriyet yani cumhur, halk, rejimi demek olan cumhuriyette saraylar azaltılır ve kamu kaynakları, halkın ürettiği artı değer, sarayda oturan bir kişinin lüksleri, ihtiyaçları ve ihtirasları için değil, tüm topluma yaygınlaştırılarak sağlık hizmeti, yol hizmeti, okul hizmeti olarak vuku bulur. Bu 18. yüzyıldan beridir böyledir. Fransız ihtilalinden itibaren böyledir. Bir yerde saraylar artıyorsa orada cumhuriyet rejimi risk altında demektir. Yani bugün Türkiye'nin her ilinin neredeyse bir şantiyeye dönüştüren zihniyet aslında halk menfaati üzerinden yatırım yapmak yerine saraylara yatırım yaparak itibarı binada gören ve insanların yoksullaşması maruz kaldığı şiddeti durdurmak üzerinden değil de belli küçük bir otokratik elit grubun çıkarları üzerinden fonksiyon gösteren bir yapılanmadır. Ve siz imzaladığınız protokoller aracılığıyla
emri vaki talebimiz olmayan saraylar aracılığıyla bu otokratik kültürü aslında ülkeye ihraç etmenin taşeronu haline geldiniz. Bu tartışma şimdi başlamadı. Ersin Tatar Bey'in kendisi ilk Türk külliye tartışması başlatıldığında ya bunu ben kendim talep etmedim, öyle uygun görmüşler dedi. Bunu bir televizyon programında, daha sonra gazeteye de yansıdı, açın arşivi bakın, bir televizyon programında kendi ağzıyla söyledi. Fakat talimatla gel, otur, kalk, açıklama yap diye öyle bir devretmiş durumdasınız ki iradeyi ve Kıbrıs'ta Türk toplumunun bütün varlığını parya durumuna getirmiş durumdasınız ki kendi hayatı hakkında söz hakkına sahip olmayan, köleleştirilmeye mahkum bir kast sistemi içerisinde tamamen kapatılmış İnsan grubu demektir parya. Bizi şu anda hapsetmiş olduğunuz siyasal durum bu. Kendi ihtiyaçlarımızı, toplumsal irademizi, kendi kurumlarımızın vermesi gereken vizeleri, izinleri konuşmayalım diye. Bu ülkedeki iradenin gasp edildiğini, Türkiye'de yeni Osmanlıcı ideoloji çerçevesinde her yere gösteriş olsun diye dikilen sarayların Türkiye insanına yarattığı maliyeti konuşmayalım diye bir hamasete boğmaya çalışıyorsunuz. Bakın, Atatürk Orman Çiftliği'nin birinci derecede doğal ve tarihi sit alanı statüsü Türkiye'de ilk külliye yapılacağı zaman kaldırıldığında ve bugün artık günlük 10 milyar lira gideri olan Oheyula gibi bina sırf itibardan tasarruf olmaz denilerek yapıldığı için o dönemde mimar mühendis odaları, Türkiye'deki mimar mühendis odaları da bu külliyeye karşı dava açmışlardı. Ve hukuk ihlali, aynen pandemi hastanemizin kaçak olarak yapılması gibi, aynen şu anda sizin park olarak sunmaya çalıştığınız, ve bizim siyasal sistemimizle hiçbir bağlantısı olmayan, çünkü bize bir başkanlık rejimi yok, başkanlık binaları parlamento binalarından daha büyük olduğu zaman bunun ne demek anlamına geldiğini biliyoruz yani hepimiz. Mekan sosyolojisi biliyoruz, tarih biliyoruz. Böyle halkın ağzına iki tane şeker bal çalayım da güzel cicili bir şey olarak sunayım bunu demeye kalktığınızda bunu kimse yemiyor. Hasan Bey demokrasiye olan inancımızdan yola çıkarak bu binaya taşınacağız, demokrasi güçlenecek dedi. Binayla mı güçlenir demokrasi yoksa anayasaya sahip çıkarak mı? Binayla mı güçlenir demokrasi yoksa yasalara sahip çıkarak mı? Yani siz sırf partisel menfaatleriniz için belediyeleri bir talimatla hiçbir doğru düzgün hazırlık yapmadan anayasaya da aykırı bir şekilde kapatmaya kalkacaksınız. Seçim tarihiyle oynayacaksınız. Da sonra binalarla demokrasi sağlayacakmış. Üstelik de hiçbir şekilde vizelendirilmemiş, izin alınmamış bir gecede gecekondu gibi. Hangisidir gecekondu? Şu anda Ersin Bey'in oturduğu, yıllar boyunca Sayın Rauf Denktaş'ın, Derviş Eroğlu Bey'in, Mehmet Ali Talat Bey'in, Akıncı Bey'in oturduğu bina mı gecekondu? Yoksa bir gecede çalışanlarının çoğu yabancı işçi olan bir şirketin kazmalarıyla, kürekleriyle daldığı bir yerde kazı yapması mıdır gecekondu? Böyle bir emri vaki olabilir mi? İşte bir bakan çıkıyor, bir sürü insan bundan ekmek yiyecek de karşı çıkıyorlar da Kıbrıs Türk halkına hakaret edercesine saçma sapan demeçler vererek halk arasında kutuplaşma yaratmaya çalışıyor. Ya biz o alana girdik, tellerden atlayanlardan bir tanesi de bendim. Yurdumdan koparılan bir şey var orada, ben yurduma, yurt hakkıma sahip çıkıyorum. Burada parlamento kararı olmadan, hiçbir kurumumuzdan izin alınmadan oraya gelip de benim halkımın hiçbir ihtiyacı yokken sırf o yeni Osmanlıcı ideoloji çerçevesinde. Bakın Sayın Erdoğan'ın kullandığı 12 tane saray varmış. Herhalde 13.sünde buraya yapmak istiyor. Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Yıldız Sarayı, Vahdettin Köşkü, Huber Köşkü, Florya Köşkü, Aynalı Kavak Kasrı, Beykoz Kasrı, Çankaya Köşkü ve Atatürk Orman Çiftliği'ne yaptığı Aksaray. Bunun yanında Marmaris'te yazlık var, Ahlat'ta kışlık var. Efendime söyleyeyim, Van'da da bir tane yapılıyor. Saray bolluğuna bakın arkadaşlar. Sarayımızı da eksik, külliyemizi de eksik. Git Cengiz Sobel Hastanesi'ne. Duvarlar küflenmiştir. Hastaların kullandığı çeşmelerin ağzı paslıdır. Devlet hastanesinde çatır çatır bir sürü makine eksiği var. İnsanlar sebepsiz yere vefat ediyor. Sebeplerini bulmaya çalışıyoruz. Doktorlar ayakta, okullarda öğretmenler ayakta. Ya bugün okul açıldı, çocuğunun kırtasiye ihtiyaçlarını gideremeyen insanlar var. Yetersiz beslenme sorunu var bu ülkede artık. Yeni evlenen gençler bir gün bir evim olur, belki mortgage usulü de borçlanırım da kredi öderim gibi bir hayale bile giremiyorlar. Geleceğe yürütecektiniz ya bu memleketi. 1960'lara geri döndürdünüz.
Kıbrıslı Türkler, yüksek lisans yapan, doktora yapan Kıbrıslı Türkler güneyde asgari ücrete çalışıyorlar. Sizin dediğiniz nedir ya Allah aşkına? Sizin dediğiniz nedir? Bu ülkede kendimizin ihtiyacı olan şeylere biz karar veririz. Birileri gelip bizim adımıza konuşmasın diye bu toplum yıllarca Kıbrıslı Rumlara karşı eşitlik mücadelesi verdi. Ben senin azınlığın değilim. Ben bu ülkenin eşit kurucu ortaklarındanım dediği için mücadele verdi. Şimdi kimisi kredi, kimisi hibe adı altında tamamen Türkiye'de inşaat ya Resulullah ideolojisi üzerinden Türkiye'de hiçbir doğal alan bırakmayan, bütün kültürel mirasın üstünden buldozerlerle, iş makinelerle geçen bir müteahhit zihniyeti, ülkenin kaynaklarını kemiren bir zihniyetin şantiyesi haline getirmek istiyorlar adanın kuzeyini. Burada bizim oturup düşünmemiz lazım. İrade gasp edilirken, yurt hakkımız gasp edilirken bunu kendi müteahhitlerimize de söylüyorum. Betondan bugün para kazanacak diye dün güya karşıydı, bugün değildir. Yahu iskelede tarımsal arazi kalmadı. Bundan sonraki nesillerin yiyeceği sebzeleri yetiştirecek araziniz yok. Kıbrıslı Türkler dairelerini, hayvanlarını, tarlalarını satıyor KKTC vatandaşları. Siz hükümet olarak yabancıların aldığı mal sayısını artırıyorsunuz. İsrailli geliyor, Rus geliyor. İşte ucuz iş gücü olarak da Pakistanlı geliyor, Kırgız geliyor, Türkmen geliyor. Böyle bir kendi ülkemizde nüfus olarak azınlığa düştüğümüz bir vaziyet çıkıyor ortaya. Bu ülkeye gelen insanların insan haklarını sağlamadan, insan haysiyetine yaraşır bir hayat yaşamalarını sağlamadan devlet edebiyatı yapmayın. Egemenliğimizin göstergesi olarak çok sembolik bir değeri var. Galiba bunu da Özdemir Berova Bey söylemişti. Ya sen neresinde egemensin? Kendi kararlarını alamıyorsun. 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beridir Kıbrıslı Türklerin kendi seçtikleri insanlar tarafından yönetilme hakkı gasp ediliyor. Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayında 160 oy alan Faiz Sucuoğlu Bey'e başbakanlık yaptırmadılar. UBP kendi kendini yönetme kabiliyetine bile sahip değil. Nasıl memleketi yönetecek? Ondan sonra burada bir külliye edebiyatı üzerinden gidiyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, devlet olmakla ilgili bir iddianız olacaksa her şeyden önce o topraklarda yaşayan insanların temel hak ve özgürlükleri ve alacağı sosyal hizmetleri artıracaksınız. Vazgeçin bu gigantik dedikleri, kendini büyük göstermek için binadan, silahtan, delikanlı açıklamalardan medet uman, buram buram atarki, buram buram muhafazakarlık, buram buram ötekileştirme kokan ortaçağ zihniyetinden vazgeçin. Dünya bunları 18. yüzyıldan itibaren bitirdi. Bizi şu anda back to the past, geriye çekmeye çalışıyorsunuz. Kıbrıslı Türk toplumu aydın bir toplumdur. Bu ülkeye gelip bu ülkeyi yurt bilen herkes, bu ülkede insanca yaşayabilme kapasitesi var diye yaşama konusunda ısrar ediyordu. Şimdi valizini toplayıp göç eder oldu. Ve burada işte yerleşke dediler bir de adına. Bir yerleşme sorunu var. Değil mi Erkut Bey? Yani bir gelip yani aslında yerleşme, çökme, evet çökme var. Yerleşiyorlar bir yerlere. Biz kendi evimizde misafir muamelesi görüyoruz artık. Niye? Sizin gibi arkadaşlar şu anda içinden geçtiğimiz konjonktürde dünyada ne oluyor, ne bitiyor ve bize yapılmaya çalışılan şey nasıl bir zihniyetin ve gelecek muhayyilesinin tezahürüdür bunu görmediğiniz için. Son olarak şunu söyleyeyim. Silahlanmaya karşıyız. Hepimiz karşıyız. İster Güney Kıbrıs, ister Türkiye adayı kendi silah deposu olarak görüp bizim üzerimizden bunca zaman savaş acısı çekmiş. Üstelik de turizm ülkesi olan bir Kıbrıs'ın savaş tehdidiyle motor sektörlerinden birinin ne kadar etkileneceğini de hesaplarsak. Ama şunu hatırlatmak isterim size. Gene bizim haberimiz olmadan Geçit Kale'ye insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı yerleştirmeye başladığında Türkiye Cumhuriyeti Ersin Bey Başbakan'dı. Ve haberi yoktu. Biz TRT'den duyduk Geçit Kale'ye bunların yerleştirileceğini. Madem silahlanmaya karşıydınız, niye bunu söylemediniz o dönemde? Niye bunu söylemediniz? Ben bu ülkede NATO üssü de İngiliz üssü de hiçbir savaş gücünün bulunmasını istemeyen bir gelenekten geliyorum. Peki siz silahlandığınız zaman vatan millet Sakarya, tehdit oluşturduğunuz zaman okey ama 2 yıl önce kalkmış silah ambargosu. Amerika benim bildiğim kadarıyla 2 yıl önce kaldırdı silah ambargosunu. Bunu yeniliyor. Niye bunu şu anda gündeme getiriyorlar? Türkiye seçim satım haline girdi.
İnsanların tenceresinde kaynayan aş olmadığı için. Şiddet bugün OECD ülkeleri arasında, 134 ülke arasında, Türkiye şiddet oranları açısından 97. sıradadır. Anladın mı ne olduğunu yani? Şunu demeye çalış, şiddet kültürü üzerinden besleniliyor. İnsanları seçmeni konsolide etmek için belli dönemlerde milliyetçilik ve muhafazakarlığa oynanıyor. Emrah'cığım, siyaset bilimi, tarih, sosyoloji gibi sosyal bilim dallarının hepsini bitirerek geldim buraya. Öyle havadan konuşmuyorum ben senin gibi. Bir tarihsel bilgi üzerine konuşuyorum. İstersen sana daha sonra bu konuda ders veririm. Seçim dönemlerinde, insanları işte yoksullaşma konuşmasın, yaşanan şiddet. Bir müzisyen Türkiye'de istek parçayı çalmadığı için öldürüldü Yahudun. Nedir senin söylediğin? Çocuk istismarı %1500 oldu. Bir işte sarayları olan ama sosyal devlet olmayan bir yer seçime giderken ne yapar biliyor musun? Savaş tehdidini artırır. Bazen Suriye olur bu, bazen Yunanistan olur bu. Birilerini öteki ilan etmek zorundadır ki kendi seçmenini konsolide etsin. Ve Kıbrıs'ta şu anda bu anlamda bir repertuar. Yunanistan sürekli açıklama yapıyor. Türkiye diyor istediği kadar provoke etsin, biz savaş yapmayacağız diyor. Ha, oradaki yönetimin de çok akıllı olduğunu düşündüğümden değil. Ama birileri milliyetçilik yarışına girdi diye bu ülkenin evlatlarının geleceği ortadan kalkıyor. Ben bundan bahsediyorum. Bir Kıbrıslı yurtsever, bir Kıbrıslı Türk olarak konuşuyorum. Onun için futbol taraftarı gibi ele almayacaksın bu konuları. Senin ülkene ne oluyor ona bakacaksın. Biz bu ülkede silahlanmaya karşı, her türlü militarist hareketin kendisine karşı federal çözümü, siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli, iki toplumlu federal çözümü savunmaya devam edeceğiz. İsteyen istediği yerde hamasetini yapsın. İşte KKTC'yi tanıyın demiş Sayın Erdoğan. Önce kendileri tanısınlar lütfen bu ülkede ayrı bir devlet olduğunu, bu ülkenin kurumları olduğunu, bu ülkenin parlamentosu olduğunu. Lütfen kendileri tanısınlar önce. Ve siz de bunları sorgulayın. Çok konforludur biliyorum biat kültürü içerisinden buradan gelip birilerine teşekkür etmek ve siyasi ikbalinizi ona bağlamak. Ama siz bu ülkenin vekilisiniz. Teşekkür eder, saygılar sunarım. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.